Bugün burada toplanmamızın 3 temel sebebi vardır. Bunlardan birincisi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçiminde siyasi kişilerin karışmasını istemiyoruz. Bu bir siyasi seçim değil, bir çiftçi kuruluşu seçimidir. Hiçbir şekilde siyasilerin bu seçime müdahale etmesini istemiyoruz. Sayın Hüseyin Akay siyasilerle durmadan resim vererek, poz vererek sanki onlar kendilerini destekliyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışmaktadır. Bizler buradan siyasilerimize bunlara fırsat vermemesini istiyoruz. Seçme ve seçilme hakkı her Türk Cumhuriyeti vatandaşının anayasal bir hakkıdır. Hiçbir şekilde de buna engel olunamaz. Kooperatifler Kanunu'nun 9 ve 14. maddelerinden yararlanmış olmama rağmen kanunsuz bir şekilde seçme ve seçilme hakkım engellenmektedir. Kooperatif Kanunu'nun 9. maddesi aynen şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, çiftçi belgesi olan, 65 yaşını doldurmamış olan kişi kooperatife üye olabilir. Ben noter huzurunda başvuru yapmama rağmen Hüseyin Akay tarafından kanunsuzca engellenmektedir. Diğer bir madde de Kooperatif Kanunu'nun 14. maddesidir. Bu da benim miras hakkımdır. Kooperatif Kanunu'nda babam 85.773 numarayla kooperatifin ortağıdır. Kendisi 2 yıl önce vefat etmiştir. Ben bu kanun maddesinden yararlanmış olmama rağmen mirasım dahi devredilmemektedir. Burada da anayasal bir engel vardır. Kanunsuzluk vardır. Buradan devlet büyüklerimize, başta Cumhurbaşkanımıza, sonra Tarım Bakanımıza, sonra da şehrimizin mülkü amiri olan valimize göreve davet ediyorum. Bu seçim İç Anadolu'nun en büyük seçimidir. Bu seçim bu şekil engellenmemelidir. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan kanunsuzluk yıl olmuş 2021 şahsıma da yapılmaktadır. Üçüncü olarak da belirtmek istediğimiz, biz FETÖ'den arındırılmış bir fabrika istiyoruz. Bir yönetim istiyoruz. Fabrika yönetimindeki kişiler FETÖ'den ceza almaktadır. Fabrikanın başkanı Sayın Hüseyin Akay bu kişileri kurtarmak için mahkeme koridorlarında, mahkemelerde bunlara şahitlik yapmaktadır. Ve şu an FETÖ'den ceza alan bu kişiler Hüseyin Akay'ın seçimi kazanması için bölgelerde çalışma yapmaktadır. Siyasilerimizden de bazıları Hüseyin Akay'ı desteklemek için konuşmalar yapmaktadır. Ben şunu soruyorum. Bu nasıl bir denklem? Bunu bana biri izah etsin. Siyasilerimizin bazıları destek veriyor. FETÖ'den ceza alanlar Hüseyin Akay'a destek veriyor. Bu sorun bir an önce çözülmelidir. Demek istediğim şudur ki aynı değirmene su taşımaktadırlar. Bizler Cumhurbaşkanımızın bize verdiği direktifler doğrultusunda FETÖ ile mücadelemizi sonuna kadar devam etmekteyiz. Ama bizim buradan istirhamımız artık Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi duymasıdır. Çünkü seçime 10 gün kalmıştır. Bizim sesimizi duymalıdır. Eğer sesimizi duymaz ise artık biz de 2023 yılında Cumhurbaşkanımızın sesini duymayacağız artık. Buradan Cumhurbaşkanımızı göreve davet ediyoruz. Biz bugüne kadar ne dediyse, neler söylediyse hepsini sonuna kadar yaptık. Biz bizi desteklesin istemiyoruz. Biz sadece bu meydanlarda artık adalet istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Biz buradan çiftçinin feryadını dile getiriyoruz. Sesimizi duyun artık. 2001 yılı ve 2010 yılı arasında hem Kayseri Pancar Kooperatifi hem de Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Bu dönemler içerisinde Boğazcan Şeker Fabrikası'nı yaptık. Güneş Hastanesi'ni aldık. Antep'ten 2 tane çok güzide fabrika kurduk. Bunun dışında İncesu'ya besüdüye tesisleri yaptık. Ve Bayram Paşa'dan büyük bir arazi aldık. Ve bununla beraber 2010 yılında bize yapılan kumpas sonucunda gittiğimizde şirketimizin sadece Boğazcan Şeker Fabrikası'na 305 trilyon uzun vadeli borcu vardı. Ve bizi bir FETÖ operasyonuyla, kumpasla bizi cezaevine gönderdiler. Tabii bu süreç içerisinde biz de mücadele ettik. Ve cezaevinden atlandık, patlandık. Şu anda Erkan kardeşimin söylediği her konuda kendisine destek oluyorum. Olmak hepimizin görevi zaten. Çünkü demokrasi varsa, adalet varsa bu arkadaşımızın üyeliğiyle benim üyeliğim tescillenir. Beni de üye yapmıyorlar. Çünkü adamların derdi başka. Arkalarına kirli bir güç alıp güçle engellemeler yapıyorlar. Tabii şu anda şirketin geldiği durum işler açısı. Güneş Hastanesi satılmış, Antep satılmış, tüm değerler Bayrampaşa satılmış. Ben zeki bir adamım. Bayrampaşa'yı Boğazcan Şeker yaparken dahi satmadım. Çünkü orası çiftçi çocukların geleceğiydi. Değer biçilemeyecek kadar değerli bir arsaydı. Pancar motor arası. Velhasıl gelinen noktada Kayseri Şeker peşkeş çekilmiş, Kayseri Şeker borçlandırılmış, Kayseri Şeker FETÖ ile iç içe hareket etmiş, Kayseri Şeker siyasilerin arpalığı olmuştur. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tüm değerli dostlarıma söylüyorum. Son fırsat. Bu genel kurul çiftçinin kaderi olduğu son seçim. Çünkü karşımızdaki insanlar bu şirketin %15, %20'sini borsaya açacaklar. Ve açtıktan sonra da %35'e tutacak hisseniz. O zaman söz sahipliğiniz kalmayacak. Ve sadece sembolik bir çiftçi olacaksınız. O yüzden kader anı eşinize, dostunuza, babanıza, dedenize, herkese bu mesajımızı iletin. Bu genel kurula geleceksiniz ve FETÖ'yle alınan ve peşkeş çeken bu yönetimi yok edeceksiniz. Şu anda tüm bölgelerde dostlarımız sizleri genel kurula davet ediyor. Hepinizi genel kurula çağırıyor. Siz de komşularınızı çağırın, düğünlerinizi çağırın, civar köyleri arayın, cümbür cemaat dilelim, 7 Temmuz'da bu haramzadeleri yenelim. Erkan Bey'in sonuna kadar yönetimiyle beraber onlara destek verelim. Ve ben biliyorum kazanacağız. Burada değerli dostlarımız var. Daha önceki dönemde yine bunları karşısına demir yumruk olarak çıkan Ahmet Pekçe kardeşim de burada. Şu anda tüm çiftçi dostlarımız, ekipler hepsi birleştiler. Burada Mahmut Teşen dostumuz da var. Burada Türker kardeşim var. Var. Arkadaşlar 7 Temmuz'da şeref, namus, ağaç dostluğu bunları yeneceğiz. Hayırlı olsun.